İsmim Doğan Türker. İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda da Türkiye EYT Platformu'nun üyelerinden birisiyim. Anlatayım. Biz 2019 Temmuz ayında İzmir'de derneğimizi kurduk. O günden bugüne de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaklaşık 2000 üyesi olan bir derneğiz. Ve bu çözüm yolunda da elimizden gelen mücadelemizi yapıyoruz. İnşallah bunun sonucu da ulaşacağız derneğimizle. Şimdi bu basında çıkan formüller hakkında zaten biz dernek olarak, dernek başkanı olarak ve EYT'ler olarak biz buna inanmıyoruz. İnanmak da istemiyoruz ki bunun da biz doğru olduğuna inanmıyoruz. Zaten 7200 gün, 9000 gün gibi bir söylentiler var. Bizim çözüm beklentimiz bu değil. Böyle bir çözüm zaten bizim sorunlarımızı çözmüyor. Daha çok mağduriyetleri yaratıyor. Çünkü şöyle bir açıklama yapayım. Ben işe girerken devletin benden 25 yıl 5000 gün istemiş ve bunu dolduran birçok arkadaşım da günü doldurduğu için artık işinden olmuş veya ne bileyim çalışamaz olmuş veya maaşı düşmesin diye bu aylık bağlama oranlarından dolayı maaşım düşmesinden diye sigortalı bir işte çalışmamış. 5000 günde kalmış. Çünkü devletin yanından istediği gün 5000 gün. Haliyle şimdi 48 yaşında 50 yaşında 7200 gün getirirsen 9000 gün getirirsen bu süreyi nasıl dolduracak bu arkadaşımız? Doldurma şansı yok. Bizler kesinlikle formüllü şartlı bir çözüm istemiyoruz. EYT'lerin tek çözümü vardır. O da 99'da çıkan yasanın geriye doğru işletilen kısmının iptal edilmesini ya işe girdiği şartlarda emekli olmasını talep ediyoruz. Yani formüllü, kademeli böyle bir çözüm bizim çözümümüz olamaz. İsteğimiz olamaz. İşte biz EYT platformu olarak, çözüm platformu olarak çözüm merciğine geldik. Ne zaman çıkacağına dair bu formüllerle ilgili, şeylerle ilgili, işte kademelerle ilgili bilgi alma ve bir an önce de bu işin çözülmesi için çözüm mercilerle görüşmeler yapmaya geldik. Ve güzel de görüşmelerimiz oldu. İnşallah 23 yıldır süren bu mağduriyet en sonunda inşallah bu yıl içerisinde sonuçlanacak. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz ki aldığımız duyumlar, işte yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler de bu yönde. İnşallah bu mağduriyet bu sene içerisinde bitecek. Bu tabii sadece EYT ile değil. Stajıyla, bağ kuruyla, doğum borçlanmasıyla, askerlik borçlanmasıyla. Biz sadece burada gelip EYT'yi anlatmadık. Tüm mağduriyetleri anlattık. Tüm mağduriyetlerin bir bütün içerisinde çözülmesi için taleplerimizi iletmeye geldik. Ve bir an önce de bu işin çözülmesi için çözüm mercilerine isteklerimizi, dileklerimizi bildirdik.